Denizciler, Yörük Obanos programında yine çıktık yollara. Kalsat atımızın nalları yolda, yırtsa da çarığımız, biz yürürüz, yürürüz dedik, çıktık. Atalarımızın çok çarık bıraktın dediği yaylar, obalar, oymaklara dolaşıyoruz. Atalarımız ne yer, ne içer, ne giyer, ne söyler, hepsini size göstermeye çalışacağız. Bugün de Muğla ile Antalya arasındaki ağır kış günlerinde geçit vermeyen Güyübeli'ndeyiz. Güyübeli'nin hemen Muğla tarafında Mundan Ovası var. Mundan Ovası, yörenin, tek yöresinin en bereketli topraklarına sahip. Burada buğdayı, anasonu, nohudu bir başka olur. Hatta birçok yerde buğday alırken, nohut alırken Mundan Ovası'nın buğdayı mı diye, nohudu mu diye sorarlar. İşte bu ovada öküzle çift sürmüş, ellikle ekin biçmiş, harman dövmüş, koyun geçi gütmüş, çok koduk koşturmuş, çok değerli bir arkadaşımız var. Kendisi de Güyübeli'nde arkasındaki Atarin yaylasında tam 20 sene kaçak gezmiş Güyülü Mehmet Efendi'nin torunudur. İşte böyle bir değerli sanatçımız kendi türküler yapmıştır. Ekin'in, Orağan, çiftin arkasında. Evet, İsmail Uzunoğlu. Köyümüzün ortasında bir tane çeşme vardı. Şimdi kızlar gündüz orak tarlasında. Akşamlar tabii işte geliyorlar böyle orak tarlasından salına salına. Hemen evden kabı kacağı tabi güz geldi miydi, kamyonlar yanaştı mıydı, ondan sonra belli gari şeye gidilecek, pamağa gidilecek. Şimdi millet binerdi böyle bir ahenk içerisinde, eşyalarını yükler giderdi. O zaman da bizim babam... Sen de ağaç çocuğusun. Ula, babam da göndermezdi bizi işte. Ha. Bakınır da kalıverdin. Kız arabaya bindi geliyor öyle. Emme can, emme can atıyoruz getirdik için. Hani ya biz de geçsek tan olurdu. Onu toplasak ve amelelik yapsak ama. Çünkü değil. Ya derdin başka değil de yalınızsın köyde şimdi. Doğru. Neyse öyle millet yani, böyle bir şeyde yine gittiler. Aradan işte ertesi gün şöyle bir çıktım. Öğlen sonu köye böyle arkadaş incin top oynar. Issız yani böyle. Şimdi rahmetli oldu da Hacı Dürüyece vardı. Yani bir iki ihtiyar kalıyor köyde hani kışlak. İki büklüm olmuş, eline iki bakıracı almış. Çeşmeye gelip oturup başka da bir canlı yok köyde. Öyle baktım, içime bir gariplik çöktü. Yani ulan dedim zor ben yetti. Hani dedim hani bir şu üç gün önceki durumu düşün. Hı. Bir de şimdiki durumu düşün yani. Hı. Ondan sonra o esnada işte yine karardı Mundan Ovası. Bir şeye benzer miydi yarın havası? Gelirdi Pınar'a elinde kovası. Salına salına gelen yar benim. Hani bir ihtiyarın gelişi, bir gencin gelişini düşün yani. Hı. İşte akşam oldu yine güneş batıyor. Körgüy tepesinden çıktık yer cana batıyor. Salınıp gelmesi dost dost yüreğim yakıyor. Salına salına gelen yar benim. İsmail'im der ki çaldım söyledim. Ben kendi kendime çaldım söyledim. Yarım gitti yoluna baktım ağladım. Dalaman finike gezen yar benim diye öyle bir şey devirdik işte yani. De gari öyle ya 15 yaşındaymış bir de gari. Dinleyelim gari bu taşın başında. Bir şeye benzer mi yarın havası? Yine karardı Mundan Ovası. Bir şeye benzer mi yarın havası? Gelirdi Pınar'a dost dost elinde kovası. Salına salına gelen yar benim. Gelirdi Pınar'a dost dost elinde kovası. Salına salına gelen yar benim. Akşam oldu gene güneş batıyor.
batıyor, Körgüy tepesinden çıktı cana batıyor. Salınıp gelmesi dost dost yüreğim yakıyor, salına salına gelen yar beni. Sallanıp gelmesi dost dost yüreğim yakıyor, salına salına gelen yar beni. İsmail'im der ki derd içinde kaldım, yarim gitti yoluna, baktım ağladım. Ben kendi kendime hey dost çaldım söyledim, dalaman finike gezen yar beni. Ben kendi kendime dost dost çaldım söyledim, dalaman finike gezen yar beni. Vallahi bu garın içinde dağın başında sazın da akordu da bozuldu. Ne kadar özür diler seyircilerimizden. Ola bizim çan olan, gibi oldu. Ben bildiğin deve çan gibi. Ola bizim olan o günler hatırlayıp da şöyle aha deyip ara sıra duygulanıp gözüne iki damla yaş aktı oluyor mu hiç lan? Ben duygulanmam insan tabii canım. Vay. Yani böyle kütür kütür geçiyor yani insan. Ömür öyle. Ha. Değerli seyirciler, daşa çıkma çama çık, arpalar karakıl çık, düşünmeyle iş olmaz, al bak çakın yola çık demiş eskiler. Öğleden sonra günün zımaz derler, biz yola devam edeceğiz. Antalya'nın Yuva kasabasını, bu dağları, Girdev'in öte arkasını şöyle bir dolanıp geleceğiz. Biz de devam edelim. Değerli izleyiciler, Teke yöresinin yüksek dağlarını dolaşmaya devam ediyoruz. Efeler Diyarı, Teke yöresi, Torosların zirvelerindeyiz şu anda. Çok değerli bir dostumuz var. Karaçadır'ın Kara Çocuğu Adnan Önder. Şöyle bir şiir dinlesek de, şöyle eskilere öyle bir getirsek de, geçmişte yiğitle, yiğitliğin, mertliğin ne olduğunu bir anlasa şiirle. İzleyiciler, biz 3-5 tane kadın gördük mü ya da çeşme başında 2 tane kadın gördü mü, dünya ahireti öyle bir konuşurlar. Biraz dünyalıktan biraz ahirete giderler, sonra bir daha dönerler. Hatta çeşme başında ırbık doluncaya kadar su ırbığı, 2-3 kere ahirete varı gelirler. Geçenler 2 tane kadın oturup sohbet ediyor, konuşurken 3. kadın geliyor. Abu vara vara vardıydı, beni gınayıp oturlar edeyir. Hiç kadınlar biriktiğinde gınayımız ne bizi? Şimdi benim gelin var. Ben kınasam beni memnun olur mu bu arada yanımda olmasa? Adı Kili'ye bir ki. Senin adın ne bizim olan? He? Adı ne? Abdullah.
Ulu Abdullah, sen bu kadını sarı sarı erdirmişsin ya, dövmüşsün ya. Çok mu dövüyor seni? Dövüşmez, hiç dövüşmez. Demin, demin arkasından dövüyor da erdi. Dövmez. Gelince korktun mu? Ulu vallahi billah. Bak şimdi ya, değil mi? Çok mu dövüyorsun lan? Utanmam mı dövmeye bu kadını? Utanmam mı sen bu kadını dövmeye? Emre niye hiç aldın? Ayıp değil mi bu sene ekmek pişiriyor? Çocuk var mı çocuk? Var. Şimdi o askere olan oğlum. Askere gidiyor. Bu sene çocuk doğurmuş. Esedette. Her gün ekmeği pişiriyor. Esedette. Evi süpürüyor. Yenge. Bir de ne dövüyor? Senin yüzün alan. Utanmam lan sen dövmeye bu kadıncıya. Bir daha dövme oldu mu? Dövme gari sen. Vururum ya. Dövme. Bak döverse bize haber salacak. İyi bakarsa dövmüyor. Döverse bize haber salacak. Biz geleceğiz bak karışmam sonlara. Vuru. Peki sen de ister miydin babam okusun? İstemem miyim babam okusa isterdim ya. Peki sen o ister miydin? İsterim. İstemez olur muydu? Üç çocuğun olmasa gene bir zor. Şimdi üç tane çocuğumuz var. Ne yapacağız? Düşünüyorsunuz nasıl şimdi, okusun? Şimdi sizler okuyamadınız. Okuyamadık. Sadece tarı tokat çalıştınız. Çocuklar da aynı olacak duruma göre. O para yok çünkü okuyamazsınız. Para yok. Para yok. Çünkü siz özel okula gönderemeyiz. Gönderemeyiz. Kursa gönderemeyiz. Gönderemeyiz. Bilgisayar alamayız eve. Alamayız. Şimdi o zaman sizin çocuklarınız sizin gibi gariban olmak zorunda mı? İşte düşünüyoruz nasıl olmadı, etsek diye gene gariban düşündürmeyeceğiz gene de peki, gene uğraşacağız. Şimdi burada insanların eğitim alma şartları eşit olması lazım. Hükümetten bizim köyde okullarında bilgisayar olsun, iyi öğretmenler olsun, laboratuvar olsun. İstediğiniz istiyor mu böyle her şehirde olanlar bizim köyde de olsun diye. İstememin. Yaşım 60 gene isteyen bak. Evet. Yaşımı da aldım gene isteyen. Değerli seçiciler işte köylü böyle hepsini babalara okutamamış. Hükümet buradaki insanları zaten görmemiş, yok saymış. Eski görenek kadar. Bunlar erezil doğmuş. Anaları erezil, neneler erezil, kendileri erezil. Belki çocuklar da erezil olacak. Yani zor yaşayacak. Tabii. Yani alın terinin karşılığını alamayacak. İstiyorlar ki biz okuyamadık çocuklarımız bari okusun ama tabii, orada ellerinde imkan yok. Tabii. Hükümetin gerçekten başka yerlere yaptığı yatırımın birazında bu batıya, Toroslara, Ege, Akdeniz kıyılara, yörük yurtlarına yaparsa iyi olur değerli izleyiciler. Bir de bakıyorsunuz meclis aritmetine baktığınız zaman, bakanlar listesine baktığınız zaman, ülke yönetim listesine baktığınız zaman yörük yurtlarına adam çok az görüyorsunuz. Bunlar nedendir bilinmez. Yörüklerden siyasetçi mi çıkmıyor? Sadece oy deposu olarak görülüyor. Sonra da bakanlar başkası olunca, bakan veya üst düzeydeki bürokratlar hizmeti kendi yörelerine götürüyorlar. O zaman bu yöreler hizmet göremiyor. Bundan sonra siz de hizmete çık adam oy verin be. Edelim. Kim iyi niyetliyse ona verelim. İş yapacaklara verelim. Şimdi size hizmet etmeyen, size okul getirmeyen, size bilgisayar getirmeyen, tamam. Sizin kendi çocuğuna, sizin çocuğunuzu eşit görmeyen parti sizin parti değildir zaten. Tabii. O zaman tabii, sizi tabii. Eşit gören, adam gören partiye verin. Öyle Allah mi? Kim iyi niyetliyse onları versin evet. Allah. Evet. Nene! Nene! Damın duncağızına yalnız oturmuşsun ha? Neden? Zaten gece de yalnızın, gündüz de yalnızın. Gelce olan varsa gelse. Dert cihazın mı var? Tabii. Dert biter mi? Derdim. Üç tane oğlum var. Biri orada, iki tane sürtte. Hepsinin kendine göre derdi. İyi de. Nene Şah. İyi de. Oraya gidiyorum, onu da gidiyorum. İyi de. Sen bunları 9 ay karnını taşıdın. Taşıdım. Yemedin, ama. Yedirdin. Giymedin. Giydirdin, içmedin, içirdin. Tabii. Saldın, hora büyüttün. Oğlansa askere saldın. Kızsa çeyizin düzün hora terbiyeli büyüttün. Hı. Askerden geldi öteki oğlanın. Kızsa büyüdü, everdin. Oraya saldın. Neliklerle büyüttün. Neliklerle büyüttün sen bunu. Şimdi sana bunlar neye bakmalar? Bunlar çekişmeyen, bu elinde değne, çakı çakı yemeyen mara sıra. Bir şey değilme evlatım var. Yaşım 8'de. Evet. Belki 5'e var bak. Üç tane oğlum var. Hepsinin de başlandı bize iki kişiye ta evlenecek var iki kişiye verdiler. Beni ne alıyorsun anam? Aylıklar yok, yıllıklar yok. Karnımı doyurduğuma kaylıyor. Değerli izleyiciler, insanlar dünyaya tamah edip evler yapıyorlar. Şu arkamızda gördüğünüz evde bu kerpiçler nelerle yapıldı? Samanlarla, çamurla karıştırıldı. Ardıyaştan dağlardan odun kestiler, getirdiler öküzlerle, belki katırlar, eşeklerle.
kiremitler, pardılar, direkler derken aylarca emek çekildi, bir ev yapılıyor. Fakat sonra adam vefat ediyor. İnsan vefat ettiği zaman önce hayvanları ölür. Arkasına ağaçlara kurur, bahçesine diktiği ağaçlar. Sonra da evi yıkılır. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin ki bacılar tütsün, bacıklar sönmesin, evler yaşasın. Beni garip görünce oğluma girmedi. Antalyalı Elmalı ilçesi Yuva köyünde gezmeye devam ediyoruz köy aralarında. Fakat baktık ki gördük odun yaran bir amca var ve kızımız var. Aslında odun yaranla garı döven yana varılmaz. Eğer adam garıyı dövüyorsa araya girersen garı koca barış verir ortası gün ama arada yer çıkıverirsin. Ya da odun yarıyorsa adam bir çıngı kopar bir yerine değer acır. En iyisi odun yarana garı döven yana varma oradan cayıra. Gerçekler yine bir çoban yurdundayız. Hatice'nin değil. Hatice. Şimdi kaç koyunun var? 78'en. Genelde dersizler, çoban koyununu geçsin sayısını bilmez. Ama bir tane kaybolsa bilir. Bilirsin değil mi? Bilirim. Şimdi diyelim ki koyunları sürerken ne diyorum? Güy diyez, ev diyez, ciş diyez. Peki siz güderken, çalışırken kocalarınız kahveye mi gidiyor, başka bir iş mi yapıyor? Başka şey gidiyor, kahveye gitmez. Benim herifim malından ağır bir şey etmez zaten. He? Malına güzel bakar. Yani zaten kahveye geçsin yetti değil mi? Yani benzedirsin değil mi? Benzedirim. Çekişirsin değil mi? Çekişmem mi? Ben ya çekişmem. Ben koyuna bakar, kahve adam oturacak. Çekişirim tabii. Olacak iş mi değil mi? He. Yani öyle. Kimi yerde? Kadınla çalışıyor. Tarlada bahçede çalışıyor. Geçen koyun arkasında koca kahvede konkan oynuyor. Böyle şey olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Ne olsun? Bu ben da çalışacak. Tabi bu da çalışacak. Yoksa gitti. Bu gitti. Ben koyun güdersem bu tarlada çalışacak. Bu koyunu güderse ben tarlada çalışacağım. Olur mu öyle şey? Ekmek vermesin değil mi? Vermen ne verin? Böyle gece... Boş gözen ekmek verin be. Gece 3'te 5'te gelirse de kapıyı açmasın değil mi? Açma. Kim bilir hangi alının kızın yanından geliyor. Niye açayım kapıyı gece? Gece geç gelen herif. Nerede yatarsa yatsın. Yani nerede yatarsa yatsın. Evet. Akşam nerede durduysa gece orada yatsın. Ne alın eve? Şimdi sen o zaman dizinin dibinden kalkmayan koca senin. Dizinin dibinde olacak değil mi? Tamam öyle olacak. Vay vay. Nerede senin koca? Aa taşın başında. Orada mı? Dağar mı gidiyor? Başında. He, o da da var gidiyor. Ve adı neyi? Hüseyin Kalın. Ünle Kalın bir Hüseyin değil. Ama anne de ünle Hüseyin. Ünle Kalın bir ya. Duyacak mı? Hüseyin! Ama yeni gün aşık açık bu her şeyden çıkıyor. Ünledim Ayşe Dene. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sağ ol. Ulan şu yerden ileriden bir gelişin var. Ulan dedim ileride bu köyün sahibi bu adam. Çünkü öyle kasalıyorsun ki. Adı ne? Durmuş Güneş. Şimdi köyde kaç sülale var? Köyün kuruculuğundan 2 sülale var. Ha, sen sülalelerdensin. Evet. Şimdi yaş kaç? Yaş 74. Maşallah. Dinç adamsın. Ya. Yaşam ne al Yuva köyünde? Yaşam çok zor. Zor değil mi? Zor. Peki buraya ileşmer ve çoban. İleşmer demek ziraatçı, çiftçi yani. Bu da ipar etti mi? Etmedi. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdiğim. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşk deyince ötesini arama, arama. Yanık türkü söyledin herhalde, bekarsın lan. Bekarım. Evlenmeyeceğim. Evleneceğim, koyunu satacağım, evleneceğim. Koyun para ediyor mu? Koyun para etmiyorum ama satacağız. Mecbur. Tüccar da yanında gel. Oğlum koyunu sen satabiliyor musun? Satıyorum. Kaç paraya vereceksin oğlum? Sen bunu niye satıyorsun koyunu? Evleneceğim. Evleneceğim. Evet. Tamam kaç paraya vereceksin oğlum sen bu koyunu? 300 milyon. Oğlum 250 milyona alsak, paranın birazını vade etsek olur mu? Olur. Tamam kaç parasını alacaksın oğlum önünden? Önünden 10 milyon alalım. Tamam. 5 milyarında geriye bir ay sonra
ödeyeceğiz, tamam mı? Tamam. Ha. Tamam. Hayrını gör koyunun. Hayrını gör. Tamam. Birinden bin kadar. Hadi. Ulan evli garanti aldın lan. Kız garanti var mı? Aldık. Var mı? Kız var. Yani haber var, anasını bozsun sen biliyorsun. Ben biliyorum. Anasını bozsun haber yok değil mi? Yok, daha isteteceğiz. Operasyon Türkler yapacağız. Türkler hep ona mı çekiyor lan? Operasyon nasıl yapayım? Kaçacağım bir süre vermezlerse. Vermezlerse kaçıracağız. Vermezlerse kaçıracağız. Adam kızı senin için mi öğütti lan? Al kaçıyor elin kızını. O büyütsün büyütmesin, kaçıracağım. Kızın zorla değil, gönüllü. Gönüllü kaçıracağım. Vermezlerse? Vermezlerse. Burada kıza, koca kaçma çok oluyor mu lan? Oluyor. Vermezlerse kaçıyorlar. Cahil atışıyorlar. Evet. Ya bu... Millette para yok, el önceki para yok millette. Ya yoksa mı kaçıyor? Yok, tabii. Cuman sen sabahtan beri taşın başında oturuyorsun. Taşa çıkma, çama çık demişler. Bu taş soğuk değil mi? Yani he? Adı ne senin? Ramazan Güneş. Taşmışsın hala? Evet. Yuva köylü mü? Yuva köylü. Şimdi şöyle. Derdini türküyle mi, şiirle mi? Anlat gayri bir. Alcı en kızın soyu sopu belli. Saçı sırma telli. Eline el değmemiş, kötü süt emmemiş, sevisi derinde, eti budu yerinde olmalı. Koluna taktın mı yakışmalı, duvara attın mı yapışmalı. Aman dün akşam içim karardı, hıra köy meydanına doğru çıkıyor dedim. Bizim zartla Osman, İradoğu'yu aşmış mı sonuna kadar? Benim de çok hoşuma gidiyor, havalardan çalıyordu lan. Kocam şu dağlan yılanı, sonra söyleyeceğin kalanı. Kocaman Rabbim, sırtımızdan Nur Bey, karnımızdan çorbeyi esir etmesin ya Rabbi. Aş, günleriniz mutlu, aşlarınız şeker gibi tatlı olsun ya Rabbi. Arkadaş şöyle baktı, ileride sallı sallı gelip batırsın. Ola bu vali mi kaymakam mı dedik. Ola bu dediler, köyün muhtarı dediler. Evet abi. Adı ne? Ramazan, Rad Sezer. Adaşız da lan. Adaşız, merhaba. Şimdi sen bize ne çalacak? Abi ben koyunuza bindireceğim şöyle suya. Koyunu suya indir. Suya indireceğim. İndir bakalım. İndirelim abi. Thank you.
Hasar yaylamdan seni yaylayamadım alaca bahar. Gariken yavru palazımdan ağlayamadım o. Tariken sen de bu güzellikte, ben de bu gençlik. Alırım ahdımı da koymam yar sende of, yar sende. Göçer yörükler yaylaya da boz koyaklar. Oh. Yurdalar. Nazlım gitmiş yaylaya da yüreğime dert olur. Dert olur. Bu ayrılıkta seninle de dert olur. Alırım ahdımı da koymam yar sende of, yar sende. Tanıyorum. Ahmet Aydın. Antalya'nın orası
neşesi. Harımdan alın çalın, vay vay yanalara. Selam söyler dişim, yarı ben gülüm. Anam demişim, ikisi gibi dişim. Sarıldıkça tatlıyım, yiğitin göbeklisim. Anam da yıllara, anla sen de yıllarım. Anam da gel. Değerli izleyiciler, her yerin gül olduğu gibi Antalya'nın Elmalı ilçesinin Yuva kasabasında bir gülü var. Adı ne bizim ağır? Yusuf. Yusuf, hı. Türkü mü çekeceksin bize? Hı. Çek bakalım. Ellerin köyünde hacam söke sökülmez. Ekimiş men tarla bişmen adam bulunmaz. Bırak olsa adam olsan yan bulunmaz. Sabun bilmen adam bulman adam bulunmaz. Ellerin köyünde hacam söke sökülmez. Soğuk bulman ısyan bulman adam bulunmaz. Değiştir. Kara çadır düzledir aman ama Feride'm. Feride'm en damları altın bulman gelinim. Pazarda mal var gelinim, sende bir hal var gelinim. Ah gelin kınalı gelin, hacim yok, dağlım yok, bakımsız gelin. Kıdara sümbül boynun emeş derdin. Faraman aman derdin, faraman aman dumanı dağlar. Değiştir. Urfa'dan mı Urfa'm kalmaz, Mardin kaldın adama, dünya kalman adama oy. Dünya kalmaz, otel kaldın, dünya kaldın adama, dünya öldün adama oy. Kader ayırdı bizi elimizden mi gelir? Safran sonu selam attır, başa gelen çekilir. Güneş bulsan adam bulsan, yatan bulman adam bulman, bakan bulman, geçen bulman, başa gelen çekilir. Ferman bulsan adam bulman, ayran bulsan kapan bulman, yan bulman, yatan bulman, başa gelen çekilir. Para para yıkan dünya, servetin malına yıkan dünya, dünya para para yıkan dünya. Tamam.